Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Şimdi yine soruları çözmeye devam ediyoruz. Allah-u Teala izin verirse. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıdaki istisnalardan hangisi tam ve mucep değildir demiş. Tam neydi? Müstesnami zikredilene tam diyorduk. Müstesnami varsa ona tam deniyor. Mucep ise olumlu olan, yani nefi olmayan. Mucep ise olumlu, yani nafiye, nefi olmayan diyoruz. Burada cevap ne olacak sizce? Feşeribu minhu illa qalilen minhum demiş. Burada ne bu? Tam olması için müstesnamin olacak dedik. Mucep olması için de kelam olumlu olacak dedik. Dolayısıyla burada tam ve mucep değildir diyor. Evet, cevap ne olacak sizce? Bu mucep değil mi? Feşeribu minhu, ondan içtiler. Mucep. Artı tam mı? Yani müstesnami zikredilmiş mi? Evet, zikredilmiş değil mi? Denizli olur mu hocam? Bu tam ve mucep yani. De değildir sormuş. La yeltefitu minkum, sizden dönmesin ehadun, hiç kimse, illem ra'atik, ancak eşi müstesna. Bu mucep değil değil mi? Bu menfi. Bu menfi. Ama tam mı? Tam değil. Nasıl söyleyeyim? Tam mı? Evet, tam. Yani şöyle bakın. La yeltefit minkum ehadun. Şu ehadun müstesna min. Dolayısıyla illem ra'tükte müstesna oluyor. Burada müstesna mint var ise o zaman bu ne olur? Tam olur. Yani müstesna var ise tamdır diyorum. Bu da tam. Hel yağfiru zunube illallah demiş. Şimdi hel nefi ikiye ayrılır. Nefi. Bir normal nefi var, bir de şibih nefi var. İstifamlar şibih nefiye giriyor. Yani helin olmuş olduğu da ne olacak? Mucep değildir yani burası. Hel yağfiru zunube illallah. Peki burada tam mı bu? Hel yağfiru zunube illallah dediğimizde bu ne oluyor? İstisnai müferra değil mi? Hel yağfiru zunube, günahları Allah'tan başka kim bağışlar? Allah'tan başka bağışlayan var mıdır günahları? Burada müstesna min zikrolunmamış. Artı bir de kelam şibih nefi. Hel geldiği için, istifham geldiği için şibih nefi. Yani mucep değil. Bize de zaten tam değildir. Evet, tam değil. Mucep mi? Mucep de değil. Hel var. O zaman cevabımız C olacak. Yani burada bununla ilgili hep soru geliyor. Bakın. Müstesna min varsa ve müstesna da var. Burada ne oluyor? Tam oluyor. Mucep olmazsa kelamın olumlu olması demek. Ama burada hel yağfiru zunubede müstesna min yok. Dolayısıyla nakıs. Tam değil, nakıs oluyor. Hel de olduğu için mucep değil, menfi oluyor. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. Hel etâke hadîsül cunûd firavne ve temûd demiş. Burada hocam D şıkkı neden olmuyor hocam? D şıkkı neden olmuyor? Bakalım. Ma fealuhu illa qalilun. Onu ancak azı yaptı dediğimiz zaman da. Ma fealuhu. Onu yapmadılar illa qalilun. Ancak azı yaptı demiş. Bu mucep mi? Ma fealuhu, onu yapmadılar. Mucep mi? Değil. Menfi.
Peki bu tam mı? Tam değil mi bu? Tam. Vav var ya. Yani bize tam olmayan lazım. Bize nakıs lazım. Yani ma faaluhu'daki vav olduğu için vav burada müstesna min. İlla kalilun müstesna. Burada da o zaman bu tam oluyor. Müstesna min var. Vav. Kalilun var. Müstesna bu tam oldu. Nakıs değil. Bize tam olmayanı soruyor. O zaman cevap hel yağfiru zunube illallah olacak. Yani hel yağfiru zunube de müstesna min yok. Yani istisnai müferra burası. İstisnai müferra soruyor. İkinci sorumuz hel etake hadisul cunud. Firavun ve Semud. Yani orduların haberi sana geldi mi? Ondan bedel Firavun ve Semud. İşte Semud kavminin veya Firavun'un ordularının haberi sana geldi mi? Hadis burada. Onun bilgisi manasında. Burada bedel diyebiliriz. Ya muzaf ileyh olmaz zaten. Niye olmaz? Hadise cunu tamam. Muzaf da elif lam olmaz. Yani el cunut muzaf desek, firavun muzaf ileyh desek muzaf da elif lam olmaz. O gitti o zaman. Hal de olmaz. Bir isim hal olmaz. Yani firavun isim ya. Firavun diye bir isim var. İsim hal olmaz. Hal olması için camit değil, müştak olması lazım. Firavun camit bir isim. Müştak değil yani. Mef'ulün bih de olmaz. Zaten manasından olmuyor. Dostça cevabımız bedel olacak. Yani el etake hadisul cunud. Orduların haberi sana geldi mi? Ondan bedel. Firavun ve Semud kavminin haberi sana geldi mi? Ma'rayut Muhammeden lakin vekillehu demiş. Fakat vekilini gördüm. Ma'rayut Muhammeden. Muhammed'i görmedim. Onun vekilini gördüm dediğimiz zamanda. Buradaki lakinin kısımları var. Şimdi lakin ne olup hani lakin ne var ya lakin ne ismini nas haberini ref eder. İstidrak manasında önceki kelamdaki yanlış anlamayı ortadan kaldırmak için kullanılıyor. Buradaki lakin ne bakıyoruz? Kendisinden sonrası nasb olmuş. Şimdi lakin ne ismini nas haberini ref eder. Ama lakin olursa amel etmemesi vacip. Lakin olursa amel etmez yani. O isminin nas haberini ref etmezlik bozulur. Peki burada vekilehu diye nasb ettiğini o zaman demek ki buradaki lakin isminin nas haberini ref eden lam lakin değil. Peki o zaman buradaki ne olacak bu? Ve lakin demek ki şey olacak. Atıf olan. Hani bir de ne var? Atıf lakini var. Demek ki buradaki lakin atıf olacak. Bakın Muhammed'e nasb olmuş. Lakin vekilehu da o Muhammed'in üstüne atıf olmuş diyoruz. Muhammed'e nasb olduğu için de vekilehu da aynı şekilde yine nasb olmuş diyoruz. Yani Hocam cevabımız burada zaman bu. hafifleme var mı yani lakin ne de? İşte tahfifleme olmuyor. Olsa şu vekiluhu olur. Ha. Yani tahfiflense o zaman amel etmez. Amel etmeyince de vekiluhu diye müpteda yaparız. Sonra ona bir haber gerekir. Ama burada ne olmuş? Lakin vekilehu diye de şey koymuş, harfi koymuş. Demek ki lakin de günde gösteriyor. Şeyli haberi de demek ki buradaki lakin ismin nas haberini ref eden lakin değil. O zaman ne olacak? İsmi lakin demiş. Olamaz. Değil mi? Yani hem lakin olup hem de ismi olamaz. Atfu beyan demiş. Lakinden sonra bir şey gelip atfu beyan da olamaz. Yani atfu beyan olması için ne olması lazım? Mesela aksana billahi Ebu Hafs'ın Allah'a yemin etti. Kim? Ebu Hafs. Hafs'ın babası. O kim? Ömer o. Ömer lafzı orada. Atfu beyan olur. Ömer o dediğimiz zaman da. Ömer lafzı orada. Atfu beyan olur. Ama burada böyle bir şey söz konusu değil. Peki. Devam edelim. Bedel demiş. Zaten atfı beyan olmayan bedel de olamaz. Atfı nesak. Nesak dediğimiz bizim bildiğimiz atf var ya o.
Hani uyum olduğu için nesak demiş. Arapçada nesak uyum demek. Mesela işte bakın Muhammed'e nas vekili, o da nas değil mi? Bir uyum var. Ondan buna atfun nesak deniyor. Peki devam ettik. Cevabımız D olacak. 4. 4'e geldik. Dördüncü soruda ne diyor? Ayet-i kerimeyi vermiş ve buradaki irakların hangisi doğrudur diyor. Enna sababnel ma'e. Suyu biz döktük. Nasıl? Sabben. Çok iyi bir şekilde. Ne oluyor? Aynı fiil olduğu zaman da sabebe, sabbe aynı fiil. Bu durumda o zaman ne oluyordu? Aynı sorulmayacağım. Aslında mef'ulü mutlak olur. Değil mi? Mef'ulü mutlak. O zaman A şıkkı gitti. C şıkkı da gitti. Geriye B ile D şıkkı kaldı. Tümme şekaknel arda şakka. Sonra biz yeri bitirdik. Fembetna fihe hakka. Orada bir tane bitirdik. Yani o yeri yardık. Tümme şekaknel arda şakka. Yeri yardık. Fembetna fihe hakka. Orada tane bitirdik. Çıktı oradan tane. Yani Allah toprağı yardı. Oradan tane çıktı. Habba ne oldu? Mef'ulü bih oldu değil mi? Fembetna bitirdik. Fiha orada. Neyi habben? Taneyi çıkardık. Tane mef'ulü bih oldu. Dolayısıyla mef'ulü bih'te olan hem B hem D. Tamam. Ve innebe ve gadba ve zeytuna ve nakhla ve hadayıkta ve bahçeler yine bitirdik. Gulba demiş. Öyle bahçeler ki gulba burada sıfat düşüyor. Gulba burada sıfat düştü. Ve fakiheten ve abba niçin yaptı peki bunları? Allah-u Teala niçin yaptı? Meta'allekum sizin için bir faydalanma olsun diye. Size bir faydalanma olsun diye meta'allekum. Buradaki meta'allekum'da mef'ul leh düştü değil mi? Niçin diyoruz. O zaman cevabımız ne olacak? Beşik olacak. Yani en uygunu bu. Mef'ul leh demiş mesela şurada. Gulba'ya mef'ul leh demiş olmaz. Yani meta'an, mesela buna da D'de temiz demiş meta'ana, olmaz. Niçin diyoruz? Meta'an faydalanmak için, faydalandırmak için. Peki meta'an ne siga sizce? Meta'an ne siga olabilir? Mastar mı hocam? Neyin mastarı? Meta'an tef'il bağının mastarı. Meta'an yumetti'u meta'an. Serraha yuserrihu sarahan da olduğu gibi. Tamam. Tef'il babının mastarı diyoruz meta'ana. Çocuklar akıllı olan adamları gördüm. Cümlesinin nahi kurallarına göre en uygunu karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada bunu yapmamız için sıfatı sebebi konusunu bilmemiz lazım. Hep anlatıyorum. Sıfatı sebebi var. Sıfatı hakiki var. Şimdi sıfatı hakikide 10 şeyden 4 şeyde uygunluk olacak. Sıfatı sebebi de 5 şeyden 2 şeyde uygunluk olacak. O 5 şey ne? Şu. Şimdi sıfatı sebebi ne? Önce onu bileceğiz. Sıfat, yani şöyle örnek verelim. Ra'aytü gördüm. Er ricale adamları. Öyle adamlar ki el akiline demiş bakın. Akıllıdır. Kim akıllı? Adamlar mı akıllı yoksa evladuhum o adamların evlatları mı akıllı? İşte bu sıfat el akili şu mevsuf oluyor şu. El ricali mevsuf oluyor. Mevsufunun sıfatı olursa sıfatı hakiki oluyor. Ama el akili kendisinden sonraki gelen failin sıfatı olursa sıfatı sebebi oluyor. Tamam. Yani o zaman şöyle olsa mesela şurada şu olmasa diyelim. Ra'aytü gördüm. Er ricali adamları, öyle adamlar ki el akilini, akıllı adamları gördüm. Bu ne oldu? Sıfatı hakiki oldu. Öyle adamlar ki el akilini, akıllı adamları gördüm. Ne oldu bu? Sıfatı hakiki oldu. Ama bunu şurayı sileyim. Öyle adamları gördüm ki evlatları akıllı. Bakın adamlar akıllı değilmiş. Evlatları akıllı adamları gördüm diyorum. Bu durumda bu ne oldu? Ama sıfatı sebebi oldu. İşte sıfatı sebebi mevsufuna 5 şeyden 2 şeyde uyar. 5 şeyine bir irab, bir de marifelik nekralık. Yani irab kaç tane? 3 tane değil mi? Ref, nasb, cer 3. Marifelik, nekralık 5. Yani bu 5 şeyden ikisinde uyacak. Yani
Öncesinin irabı ref ise bu da ref olacak. Nasfsa nasf olacak. Cer ise cer olacak. Beş şeyden bakın üç şeyden bir oldu. Öncesi marife ise bu da marife olacak. Öncesi nekra ise bu da nekra olacak. Ne oldu bu sefer? İki şeyden birinde. Yani toplam beş şeyden iki şeyde uygunluk olacak sıfatı sebebi de. Dolayısıyla şimdi bakalım. Sıfatı sebebi 5 şeyden 2 şeyde uygunluk olacak. Ha, sonrasında sıfatı sebebi de her zaman müfrettir. Bunu aklımıza koyacağız. Sıfatı sebebideki o sıfat hiçbir zaman tesni olmaz. Hiçbir zaman cemi olmaz. Her zaman müfrettir. Tamam. Şimdi buranın bir sıfatı sebebi olduğunu öğrendik mi? Öğrendik. Kendisinden sonra fail gelmiş. Bunlar hepsi ne oluyor? Sıfatı sebebi oluyor. Tamam. Peki şimdi bakın bizim Kur'an neydi? Sıfatı sebebi her zaman müfrettir diyorduk. Peki bakın burada el-akil ne demiş? Cemi. Bu yanlış o zaman. Ra'itur ricale adamları gördüm. El-akil akıllıdır. Kim? Bu el-evladu fail olur. Kim akıllı? El-evladu. İsi failin faili. Bu da yanlış. Cer yapmış. Ra'itu gördüm er-ricale adamları. Öyle adamlar ki el-akil akıllı. Bak hep müfret gelmiş. Kim? Evladuhum evlatları akıllı adamları gördüm. Bu doğru. Güzel. Durdu bu. Ra'itu gördüm er-ricale adamları. Evladuhum akilun. Evlatlar akıllı. Evladuhum akilun olacak o zaman burası da. Yani evlat cemi ya. Evlat müpteda ise el akilun da haber. O da akilune ve ukkalun olması lazım. Dolayısıyla bu da yanlış. Cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. Yani sıfat sebebiydi. Bu şekilde açıklayabiliriz. Kolay bir soru. Nasf alametlerinden değildir demiş. Hangisi? Nasf alameti değildir. Vav değil mi? Vav nedir? Ref alametidir. Elif neyin nasf alametiydi? Esma-i Hamse'nin. Değil mi? Ebu'ke, Eku'ke. Nasf halinde elif ile o. Ya da Cemi Müzekker Salim'in, Tesliye'nin irabında nasf alameti ya oluyor. Kesra'yı da Cemi Müennes Salim. Müslümanatinde. Müslümanatinin nasf alameti kesra ile oluyor. Ama vav hiçbir surette nasf alameti olamıyor. Aşağıdakilerden hangisi Esma-i Sitte'nin irabıyla muğreb bir kelime vardır? Esma-i Sitte'nin irabıyla. Bunu geçen yine söylemiştik. Bir daha hızlıca söyleyeyim. Esma-i Sitte'nin irabını alabilmesi için bazı şartlar var. Birincisi Ebu'ke, Ehu'ke var ya. Onun irabını alabilmesi için bazı şartlar var. Birincisi müfret olacak. Tesni olursa Tesliye'nin irabını giyer. Cemi olursa Cemi'nin irabını giyer. Esma-i Sitte'nin irabını almak için müfret olacak bir. İki, ismi tasvir olmayacak. Üç, o müfret olan kelime bir şeye izafe olacak. Yani bir zamire izafe olacak. Dört, o zamir de yağdan başkası olacak. Nefsi mütekellim yağsından başka bir şey olacak. İşte böyle olur ise o zaman Esma-i Sitte İrabını alabilir. Ref halinde vav, nasb halinde elif, cer halinde ya alabilir. Şimdi bakın, bakalım almış mı? Ya yani Esma-i Sitte irabını almış mı? Ve rafa'a ebeveyhi. Annesini yükseltti. Al-arşı tahta. Ebeveyhi, anne babası demek. Tesni değil mi? Peki irabını alabilir mi? Alamaz. Çünkü Esma-i Sitte'nin nasb irabını alabilmesi için biz müfret olmasını şart koşmuştuk. Bu tesniye, bu gitti. Ene Yusuf'u, bu Yusuf. Ve hâza ehî, bu da kardeşimdir. Bu müfret, uymuş. İsmi tasgırı değil, tamam. Bir şey izafe de olmuş, tamam. Üç şart tuttu. Dördüncü şart neydi? Yağdan başka bir yere izafe olacaktı. Burada yağya izafe olmuş. Nefsi mütekellim yağsına izafe olmuş. O zaman bu da olmaz. Zaten kuralımız belli. Nefsi mütekellim yağsına izafe olan her kelime takdiri irab alır. Fesbahtum bi ni'meti ihvane, Allah'ın nimetiyle siz kardeş oldunuz. İhvanen kelimesi burada cemi olmuş. Yine irabını alamaz.
Müfet olacak. Kale ituni bi akin lekum. Kardeşinizi bana getirin. Min ebiyikum, babanızdan olan kardeşinizi bana getirin. Min ebiyikum'a baktığımız zaman da bakın ne olmuş burada? Refal cer halinde ya'yı almış. Tuttu mu kurallar? Tuttu. Bir müfret. Ebi müfret. İkincisi ya'dan başka bir yeri izafı olmuş. Üçüncüsü ismi taskırı olmamış. Bu şartlar tuttuğu için cevabımız burada D şıkkı olacak diyoruz. Bundan da hep sormuşlar. Peki geçen derste yine temyizi söylemiştik. Temyiz neye ayrılıyordu? Temyiz nisbe, temyiz zat. Önceden melhuz diye soruyordu bunu. Nisbeyi melhuz diyordu. Melhuz. Şimdi nisbe diye sordu. İkisi aynı şey demiştik. Melhuz. Melhuz diye. Peki neydi bu temyiz nisbe? Bakın eğer fiil var ise hani temize bakıyoruz. Öncesinde bir fiil var ise o zaman bu ne oluyor? Fiildeki o kapalılığı kaldırıyorsa buna temizi nisbe diyorduk. Ama önce bir zat varsa zat, sayı. Bu da neydi oluyordu? Sayılarda işte metrelerde yani böyle o şeyin kendisi kapalı. Mesela diyelim sayı. Ca ediyoruz geldi. Ne geldi diyelim? Ahada aşara 11. 11 ne? Bakın 11 sayısının kendisi kapalı. Buna temyiz-i zat diyoruz. Temyiz-i zat. Veya diyelim ben 12 metre aldım. Bakın metre. 12 metre. 12 metre ne aldın? Elbisemi aldın. Bak bu ne? O sayı işte. O metrenin kendisi kapalı. Yani temyiz-i zat kendisinde bir nelik var? Kapalılık var. Ama temyiz-i nisbede, temyiz-i melhuzda yani fiilde bir kapalılık var. Mesela dabe diyorum değil mi? Dabe. Tatlı oldu. Ne tatlı oldu? Tatlı olan şey ne? Değil mi? Bakın ne var? Zeydün. Zeyd tatlı oldu. Tamam. Ama Zeyd'in tatlı, tamam Zeyd'in neyi tatlı oldu? Burada ne var? Bakın kapalılık var. Yani nispette şu dabenin Zeyd'e olan nispetinde bir nelik var? Kapalılık var. Dabe Zeydün. Zeyd tatlı oldu. Neyi tatlı oldu? Bu fiilde olursa fiilin faili olan nispetinde bir kapalılık olursa buna temyizi nisbe, temyizi melhuz diyoruz. Dolayısıyla siz sayı görürseniz metre, kilometre, işte ölçek, 10 ölçek diyor mesela. 10 rıtıl aldım. Ne aldım rıtıl? İşte rıtıl, 10 rıtıl, 10 kilo. Bunlar işte ne oluyor? Temyizi zat. O 10 lafzının kendisi kapalı. Et teravih 20. Teravih 20. 20 ne? 20 sayısının kendisi kapalı. Dolayısıyla sayı görürseniz o ne olur? Temyizi zat olur. Pi görürseniz temyizi nisbe olur. Mesela bakın direkt ben sayı gördük. İnni ra'aytu 11 kevkeben. Sayı görürsen ne olacak? Temyizi zat. Şu 11 sayısının kendisi kapalı. 11 sayısının kendisi kapalı. Bunları anlattığım için tekrar bir daha yani orayı açıp göstermiyorum. Önceki videolarda vaki yani yerini açıp göstermiştim. Tamam. Ehade aşara. 11 sayısı zat. Kendisi kapalı. Ama feyin dıbine. Onlar hoş olurlarsa ne cihetinde nefsen. İşte gönülleri hoş olursa. Ya burada nefsen dıbine ne yaptı? Açıkladı. Onların gönülleri hoş olursa diye. Bu temiz oldu işte. Dıbine fiilinde ne var? Kapalılık var. Fiildeki kapalılığı açtır. Kul hel nünebbikum bil akserin amale. Akserine de yine aynı şekilde bakın. Fiil. Değil mi? İsmi taftil. Amale onun temiz düşmüş. İsmi taftilin temizli düşmüş. İşte yine temizli nisbe oldu bu da. Veşteale ra'su baş tutuştu. Cihetinde şey ben yaşlık cihetinde. Bu da yine işteale fiilinin ra'su olan nispetinde bir kapalılık var. Dolayısıyla cevabımız ve sorumuz hangisinde temizli nisbe yoktur diyor. Sayı olduğu yerde temizli nisbe yoktur. Şey hocam temizin marife nekre olma durumu nekre galiba temiz, değil mi? Her bu zaman şey, nekre olur. Nekre gelir. Her zaman nekre olur. Bir de müştak camit olma durumları nasıl hocam? Her zaman camit olur diyemiyoruz.
Yani genellikle camit oluyor. Bakın şey ben camit. Amalen camit. Kevke ben hep camit. Ama bazen yani azı kere zavallahu hayrun hafıza. Müştak da gelebiliyor bakın. Hafıza müştak. Bazen müştak olarak gelebilir. Ama genel olarak kullanım temizin camit olarak gelmesi. Şimdi yine sayılarla ilgili bakın hep çıkıyor sayılar. Temiz, müstesna. Hep zaten müstesnadan gidiliyoruz. Sayıların temizi katele estifahu sitte ricalin. Altı hangisi yanlıştır demiş. Sitte ricalin altı adam öldürdü. Doğru mu bu? Yanlış değil mi? Niye yanlış? Erkek şu racülen erkekse bu sayı ne olacak? Sittete olacak. Hangisi yanlıştır diyor. Bu doğru. Gadibe veziru dâhiliye İçişleri Bakanı kızdı. Ale şurtiyi polise öyle polis ki el hamise aşara 15. polise kızdı. Bu doğru mu? Yanlış mı? 15. Bunlar da sıra sayıları el hamise aşara 15. polise. Şunu okuyalım. Kara'a Hüseyin'u el yevme Hüseyin o gün okudu. Tis'a Resa ile 6 Risale okudu. Tis'a 9 Risale okudu. Bu da doğru değil mi? Risale tün kelimesi müennes. Tis'a gelmiş. O zaman Tis'a olacak. Doğru. Tas olacak yani. Bir dakika ya. Sorumuz değil. Hangisi yanlıştır? Bu A yanlış işte. Yani katere sifahu sitteti olacak. Bu sitte demiş. Yanlış. Şurtiye el hamis aşara demiş. 15 bu da doğru zaten. Aşı Ahmet'i. Ahmet yaşadı. Fi Mekke'te. Mekke'de. Ne kadar? Sebate eşhurin. 7 ay yaşadı. Bu da doğru. Niye doğru? Şehrun kelimesi ne? Müfret, müzekker değil mi? Yani müzekker. Sebate de müzekker. Ta varsa müzekker. Doğru. Tis'a ta'sız. Çünkü Risaletün ta var. Bu da doğru. Müennes. Hamisi aşaralarda zaten sıra sayılarında öyle bir şart aramıyoruz. Yani ta'lı olacak, ta'sız olacak diye. Bunlar sıra sayılar. El hamisi aşara 15. Şimdi. Ama siddete olması gerekiyor. A şıkkın cevabımız A şıkkı olacak. Hocam onun sırası da müzekkerlik müenneslik mi yok sadece ortak mı kullanıyor el hamise te diye bir el hamise te aşere var mı? Yoksa... Ortak herhalde hocam. Yani görmedim hamise te aşereyi. Ortak tamam. Olabilir hamise te. El hamise aşere. Şimdi fiil fail uyumu demiş hangisi yanlıştır? Şimdi fiilin tasının vacip olması için yani şu talaat olması için neydi bizim şartlarımız? Bir ademi olacaktı. Fiilin tasının müennesinin vacip olması için. Ama hep caizdir. Tamam. Fail isterse müennes olsun. İsterse müzekir olsun. Fark etmez. Siz Nasara diyebilirsiniz. Nasara Fatımatü. Değil de hani diyelim dala'a eşşemsü diyebilirsiniz. Bakın eşşemsü müennes. Ama şart neydi? İşte eğer fiilimiz ademi olursa mesela işte Fatıma tü afen ismimiz isim eğer ademi olursa Fatıma tü ismi müennesi hakiki olur ise sonra fiiller arası ayrılmaz ise ve fiil de eğer mutasarrıf olur ise bu şartlar olur ise fiilin şöyle ta'sının gelmesi vaciptir. Fiili ta gelecek. Bu şartlar olmazsa ister taatsız gelir ister taalı gelir. Şimdi ni'me sorumuzda hangisi yanlıştır demiş. Ni'me el mer'etu aişetu. Burada ni'menin ilk kullanımı var. Ni'menin dört tane kullanımı var demiştik. Faili eliflamlı olmuş. Bir de eliflamlı olan şey izafı oluyordu faile. İşte ni'me mesela gulamül mer'eti diyebilirsiniz. Eliflamlı olan bir kelime izafı olabilir faili. Bir de ni'menin faili altta hüve olur gizli. Onundan sonra temyiz gelir. Burada ni'menin faili el mer'et olmuş. Şimdi şunun ni'met olması caiz mi, vacip mi? Caiz. Niye? Bakalım. El mer'et müennes mi?
Evet. Müennesi hakiki mi? Evet. Peki Ademi mi? Yani Adem oğlundan mı? Evet. Peki fiillere sayrılmış mı? Hayır. Bunun aslında anlamında nimet olması lazım, değil mi? Ama diğer şartımız neydi en son şartımız? Fiilin mutasarrıf olması lazım, vacip olması için. Şuradaki ta'nın vacip olabilmesi için bir şart daha gerekli. O da fiilin mutasarrıf, çekimlenebilen olması gerekiyor. Nimet çekimlenir mi? Hayır, çekimlenemez. O zaman bunun nime olması caizdir. Nime eğer çekimlenemiyorsa, mutasarrıf değilse o zaman vacip değildir. Ha burada eğer diyelim harac olsaydı, o zaman haracet diyecektik, vacip. Şu ta gelecekti buraya. Tamam. Şimdi bu hangisi bize yanlıştır diye sormuş. Şuna bakalım bir C'ye. Ca et geldi. El kadiye kadıya. El yemi bugün. Zeynep'u Zeynep geldi. Burada ca e olsa da olur muydu? Ca e. Olurdu değil mi? Çünkü bakın araya el kadiye girmiş meful. Ca e geldi Zeynep'u diyebiliriz. Ama hocam Zeynep'u fail. Müennes diye ca ediyoruz. Ca et diyelim. İşte araya el kadiye meful girdiği için ca ede caiz, caiz de caiz. Dalia eşşemsü demiş. Güneş doğdu. Doğru mu? Doğru. Dalaat doğdu. Eşşemsü güneş doğdu. Alel hukul tarlalar üzerinde. Bu da doğru. Ama Rabba terbiye etti. Hindun Hind. Niye Rabba dedik? Yani Hind'e bakalım. Müennes. Müennesi hakiki. Müennesi ademi. Fiil arası ayrılmamış. Fiili de mutasarrıf bir fiil. O zaman Rabbet desek ya buraya. Rabbet. O zaman cevabımız ne olacak? Bu yanlış. B olacak. Yani fiil fail uyumunda bu dört tane saymış olduğum kural varsa vacibi olarak ta olur fiilde. Dalaat deriz. Yoksa ta gelmeyebilir. 11. kural yine gayrimusarriflik sorusundan gelmiş. Tekillet sebebiyle gayrimusariftir demiş. Tekilletle gayrimusariftir. Atşan kelimesi gayrimusarif olmuş. Niye? Susuz. Çocukları ben suladım. Nun var. Elif Nun ziyadesi. Bir de sıfat olmuş. Vasfiyet var. İki tane illetle gayrimusarif olmuş. Sahra hemze ile Elif-i Memdude ile gayrimusarif olmuş değil mi? Elif-i Memdude ile Elif-i Maksura olduğunda isim tek başına gayrimusarif oluyordu. Kubla kelimesinin mesela Elif-i Maksura dedik. Tek başına gayrimusarif oldu. Benatün Ukar kelimesinde de yine sıfat var. Artı bir de ne var? Vezin fiil var Ukar'da. Ukar niye gayrimusarif? Ömer'u vezninde hocam. Fualü. Ömer o. Yani aynen adil vardı. Bir de yani Bir de vezin fiil değil. Bir de cemim vasiyet var. ismi taftilin cemim mühendis kırıyor hocam. Nusaru gibi. Tamam. Yani ukaru kelimesi de vasfiyet ve vasfiyet olduğu için bir de adil olduğu için dedik. Ne dedik hocam ukarıya? Adil mi vardı? Bunu biraz değişikti. Bunda başka bir şey vardı da. Ama yine bunda da yine iki Cemim illet var ukarıda da. dedim ismi taftilin Cem'i mühendis kırı. Nusaru gibi. Tamam olsun da hocam şey ne illeti ne? Kafiye de bunu özel anlatıyordu da şimdi onu Vezni fiil biliyorum. de vasfiyet mi acaba? Bukhara doğru mu? Vezin fiili benzemiyor ki. Hocam bunun illeti başkaydı da şu an hatırıma gelmedi. Yani kafiyeti ama yine iki illet. Ucuna Kafiyeti hocam, özel ucuna. anlatmış yani. Adil Özellikle vardı hocam. koymuş iki illet El diye. okur. Buyur hocam. Adil vardı galiba hocam. El okur Evet minden öyle bir şey dönme falan. demiştik. Öyle bir şey demiştik hocam. Ben de öyle hatırlıyorum. Şekertül İbrahim dediğimizde İbrahim Alem artı bir de ne var? Ucme başka dilden gelmiş değil mi? İbrahim. Bütün peygamber isimleri Ucme demiştik. Dördün üstesinden. Dolayısıyla cevabınız olacak burada. Tek illet Sahra. Zaten tek illetli olanlar Elif-i Memdude, Elif-i Maksura ve Sigay-ı Müntehaccubu. Mefail, mefail kalıbı. İsmi tafdilin kullanımı. Bunu da şey yapıyorlar, soruyorlar. İsmi tafdilin kullanımı hangisinde yanlıştır?
Bununla ilgili de şöyle demiş idik. Fiil eğer, bunlar hep çıkmış soruda da ondan yani hep demiş diyorum. Hani hep çıktı aynı kurallar, aynı şeyler hep yine çıkıyor. Dolayısıyla hani bunlar çözüldüğünde Allah'ın izniyle rahat yapılır. İsmi taftir eğer şey ise dedik, nekra ise öncesine sonrasına bakılmaz. Bakın bunların hepsinde ne? Nekra değil mi? İsmi taftirimiz. Nekra ise her zaman müfret ve müzekker gelmesi vaciptir. Değil mi? İsmi taftirimiz nekra ise her zaman müfret müzekker gelmesi vaciptir dedik. Şimdi bakalım. El Hindatu Hintler ahsenu nispetin. Doğru mu? Doğru. Ya niye? Çünkü ahsenu bakın nekra yani elif lamlı bir şeye izaf olmamış veya kendi elif lamlı değil. El Hatice tane azamu imraateyni. İki kadının en faziletlisi. Bu da doğru. Yani şu azamu hep bunlar müfret müzekker gelecek. El Meryematu fudalun nisai. Kadınların en faziletlisidir. Burada marife olmuş. Uydu dolayısıyla. Fudalü diye uydu. Değil mi? Uyum gösterecek. Ama Fatımatü Kübra demiş. Bakın Nekra. Burada Kübra niye diyorsun da bunun ne olması lazım? Fatımatü Ekberusinne olması lazım. Cevabımız D olacak. Yani Nekra olmuş. Ve Nekra olarak niye Kübra dedik? Ekber olması vacip demiştik. Burada Kübra yapmış. O zaman yanlış. Hocam bir daha anlatabilir misiniz? Çok iyi anlayamadım ben. Hocam şöyle diyor yani ismi taftil nekra olur ise her zaman müfret müzekker gelmesi vaciptir. Bunlar bakın aksiyonu nekra. Öncesinden sonrasına bakmıyoruz. Normalde el hindatu demiş değil mi? Kadınlar, Hintler. O zaman bunun ne olması lazım işte? Hüseyin gibi bir şey olması lazım. Ama öyle bir şey yok işte. Hani daha da bu aslında detaylı da Marifesi nasıl oluyor hocam onun? ne? Marifesi nasıl oluyor? El ahsenü işte hocam. El El ahsenü. Eliflam geliyor. Tamam. Yani maalesef öyle oluyor. Bir şey Burada Fatıma'nın Kübra demiş. Gerek yok. Ekber diyecek. Buyur hocam. dedim hocam, sayfayı biraz yukarı kaldırsanız da. Niye? Dedim hocam, Değil o mi? şöyle bir fark söyleyebilir miyim orada? Söyle. Önce çözdüğünüz soru vardı ya hocam. Göremiyorum da hocam biraz. Ha ne şunu değil mi? İstaf değil Hocam mi? birinci el-Hindatu'daki ahsenu ismi tafdil hocam. Kendisinden sonra min kullanılmadığı zaman. Bir de elif lamsız gelden ve kendisinden sonra da nekra bir isme muzaf olduğundan dolayı müfret müzekker gelmek zorunda. Yine imraeteyni aynı şekilde. Fudalü de hocam marife bir isme muzaf olduğunda İki şekilde gelmesi caizdir. Hem müfret müzekker hem de kendisinden öncekini her haliyle uyuyabilir. Caizdir iki vecih Aa, üzere. doğru. Sonra da en sondaki de hocam minle kullanıldığı zaman bir ismi taftil her zaman müfret müzekker gelmesi vacip. Tamam bu doğru. O da doğru. Yani hem nekra olduğu için hem de minle kullandığı için müzekker gelmesi vacip. Fatıbatun ekber olacak. Güzel. Ama işte bunlar mesela bunlar hocam siz nasıl ezberlediniz? Hani siz bunu söylüyorsunuz ya. Hocam Bunlar hafız. ezber mümkün mü? Ben özet çıkardım hocam. İşte diyelim Meral Çörtü'nün kitabından özetleri çıkardım. Birkaç Avamil kitabından Yeni mi ezberlediniz? bildiğimi oturdum hocam. Hafızlık gibi ezberledim. Tamam hocam. Yani hocam bunu siz yeni mi ezberlediniz? Yeni. Yok. Yani işte 9 aydır çalıştığım Haseki'de o zaman ezberledim. Anladım. Yani bunların akılda durması kolay değil de hani anlatmanız lazım. Diğer türlü yani imkansız. Bunlarla iştigal etmeniz lazım. Çözerken hep tekrar ediyorsun ya. O şekilde evet biraz oturabilir. Tabii her zaman tekrar Peki. ediyorum. Burada hocam haberin takaddümü vacip değildir demiş. Haberin takaddümü nerede vacip olur? Nerede vacip olmaz? Onlar bilmemiz gerekiyor burada da. Mesela şimdi B'ye bir bakalım. B'ye. Diyor ki B'de ne diyor? Fi şirketi şirkette vardır. Mühendisuna bizim mühendisin. O şirketin mühendisi vardır. Şimdi mühendisu ha'daki ha diyelim şunu öne alalım. Mühendisu ha şuraya bir bakın mühendisu ha'yı yazdım.
mühendisi ha. Yani şu müptidayı öne aldım. Peki bu sefer şu ha nereye dönecek? Ha'nın döneceği yer yok değil mi? Bu caiz mi? Caiz değil. Yani burada yine ne olmuş oluyor o zaman? İzmar kabl-i zikir oluyor. Bunu şöyle diyordu yani kitapta, Kafiye'de. İşte müptidada habere dönen bir ait zamir olursa, müptidada habere dönen bir ait zamir olursa, o zaman bu durumda müptidanın tehir etmesi vaciptir diyordu. Dolayısıyla şu mühendisi ha müpteda ve ha burada fiş şirketiye dönüyor, habere dönüyor. O zaman izmar kable zikir olur bunu öne alırsak. Bu caiz değil işte. İzmar kable zikir olur, caiz değil. Burada sorumuz neydi? Hangisinde vacip değildir demiş. Burada vacip. Eynel mefer demiş. Bu kaçış nereye? Eyne burada haber nereyedir? El meferru kaçış nereyedir? Eğer haber istifham olur ise değil mi? İstifham edatları haber olursa istifhamın sadrul kelam hakkı vardır. Dolayısıyla kelamın başında gelir. Haber yani o zaman başa geçer. Burada da aynı şekilde yine başa geçmesi lazım. Eynel mefer, mefer, müpteda, muakhar müpteda, eyne ise mukaddem haber oluyor. Bunun neydi? İstifham olursa haber her zaman başa gelmesi vaciptir diyoruz. Bir saniye. Sonra ma adilun illallahu. Bununla ilgili de illanın olduğu yerde bunu tam hatırlamıyorum o illa ile ilgili ama mesela şu, yine var illa ile ilgili bir örnek vardı orada. Ama burada mesela şöyle yapalım. Allah lafzını öne alsak nasıl olur? Ma mallahu Allahu Teala değildir. İlla adilun ancak adildir. Öyle bir mana oluyor değil mi? Bakın yani Allah lafzını öne alın. Burada yani bu mübteda ya. Öne alsak diyelim. Ma Allah Allahu Teala değildir illa adil. Ancak adildir dediniz de sanki haşa Allahu Teala'nın sadece adillik sıfatı varmış gibi bir mana anlaşılıyor. Başka hiçbir sıfatı yoktur. Sadece adillik sıfatı vardır. Ama oradaki mana o değil şu aslında. Allah'tan başka kimse adil değildir manasında. Ma adil illa Allah'ın. Allah'tan başka adil yoktur manası anlaşılmak isteniyor. Dolayısıyla burada eğer müptedayı öne alsak mana bozulacak. Bu da tahsis yani gibi. Buyurun hocam. Tahsis gibi mi oluyor hocam bu? Ondan ne dolayı. Ne gibi oluyor? Tahsis gibi yani. Yani tahsis tabii. Hocam Kafiye'de illa ile ilgili bir şey vardı da ama hani yani ben manadan gittim burayı size anlatırken. Bu niye olmaz? Manadan olmaz dedik hocam. Dolayısıyla bu da olmaz. Yani burada Allah'ın müptedasının öne geçmesi caiz değildir. Ama şuraya bakalım. Mesela şunu öne alsak. El-Leylü gece. Lehum onlar için nedir? Ayetün ayettir desek. Yani şu müptedayı öne alsak olur mu? El-Cevap olur hocam. Yani cevabımız D şıkkı olacak. Yani burada müptedanın sona gelmesi vacip değil. Caiz. İster önce gelsin. İster sonra gelsin. İşte şeye bakmak lazım hocam hanım. Hem manaya hem de müptedanın öne geçmiş olduğu yerler neler? Bunu yapmamız lazım. Hocam dördünü de saydınız zaten. Dörde verilmiş. Ma adilun illallah. Orada da hasır var. Vacip. Peki. 14. soruya bakalım. Mağların türü. Aşağıdakilerin hangisidir demiş. Mağların türü. 12 tane mağ çeşidimiz vardı. Aşağıdakilerden hangisi mağının türü hangisinde doğru sıralanmıştır demiş. Ya eyyuhel insan, ey insan. Şuradaki el insanı ne düştü terkipte? El insanı, ya eyyuhel insan dediğimizde el insanı ne düştü? İsmi müfret munsarif. Alâ mâ yurfû bihim ebni yani değil mi hocam? Ne dediniz anlamadım. Alâ mâ yurfû bihim ebni değil mi hocam? El insan mı? Evet.
Hocam mebni de hani yani terkibi ne düşmüş yani? Fail mi, meful mü, muzaf ileyh mi? Mahallen mensup herhalde. Yok yok hocam şöyle bakın. El insanı. Fail mi düştü? Fail mi düştü? Lafzın merfu. Lafzın merfu. Müfessim refali lafzı olur. Eyyuhadan bedel. Bedel olabilir hocam. Sıfat, bedel. Bedel oluyor işte. Bedel diyor. Eyyuh. Yağ'ın münadası. Ha tembih. El insanı da bedel diyoruz. Ya yuhel insanı. Ma ne? Ma ne? İstifam yani. Ma garraki bir Rabbi kerim. Kerim olan Rabbine karşı seni ne aldattı? Garrake. Buradaki ma'amız istifamiye. Ma hünne ümmühatihikum. Onlar sizin anneniz değildir. İn ümmühatum. Onların anneleri değildir. İllel la'i veletnehum. Ancak onlar doğuranlardır. Onların anneleri. Buradaki ma nedir? Ma'yı nafiye değil mi? Ma hünne onlar değildir manası verdik. Galet Safura annemi dedi ki Musa Aleyhisselam'ın eşi inne ebi yed'uke babam seni çağırıyor liyeziyeke ecrama sakaytelena bizim için sulamanın karşılığını vermek için ecrama sakayt yani sulaman dedik bak sulaman sulamaklık o zaman ma ne oldu burada ma'yı masariye oldu değil mi sulamak yaptı şu sakayteyi ki masar yaptı. Kuldeki ma yani elledi öyle bir şey ki manasında. Ma öyle bir şey ki indallah Allah katında olan hayırın daha hayırlıdır. Minel lehvi ve minel ticari eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır Allah katındaki. Buradaki de ma da ma'yı mensule oldu. O zaman cevabımıza baktığımız zaman da hangisi oldu? İstifami, nafiye, masariye, mensule. Zaten tek sonlu olan mensule değil mi? Yani B oldu. Tek sonda şey olan mevsule olan B şık var. Direkt oradan bile yapılır yani. İstifamiyle başlayan da o. Öyle mi? Ha, evet doğru. O zaman oradan da yapılır. Yani. Hocam biriyle alakalı bir şey sorabilir miyim hocam? Birinci şıkla alakalı. Birinci şık mı? Evet. Ya eyyül insanındaki eyyü. Eyyü normalde muğret değil mi hocam? Eyyü. Eyyü zamme üzerine mebni. Zamme üzerine mebni mi oluyor hocam? Muğret diye aklımda kalmış. Teşekkürler hocam. Şöyle şarkı. Hocam. Hocam muğret. İsimler bazen muğret olur, bazen mebni olur. Değişir. Mesela Zeydün kelimesi muğret mi? Zeydün kelimesi muğret. Ca'a Zeydün. Ra'idü Zeydün. Ama mesela ya Zeydü desek ne olur? Damme üzerine mebni olur. Yani evet. Bunlar değişiyor isimler. Mesela Ba'dü de dersiniz. Damme üzerine mebni. Ba'de dersiniz mesela. Ba'de Zeydün dersiniz. Değişir o. Bazen mebni olur, bazen murep olur. Ha, bazı isimler var, her zaman murep olur. Bazı isimler var, her zaman mebni olur. O değişiyor. Peki, devam edelim. 15. soruya geldik. Malum cümlelerin meçhule dönüştürülme esnasında aşağıdakilerden hangisinde hata yapılmıştır demiş. Şunu biliyoruz. Meçhul fiil olması için fiilimizin müteaddi olması lazım. Lazım fiilden meçhul fiil gelmez. Değil mi? Lazım fiilden meçhul fiil gelmez. Harfi celle gelir. Harfi celle gelmez. B'ye bakalım şimdi. Ketebet yazdı demiş. Ne olur? Kütübe et dersu. Sonra fehime demiş. El gazi el meselete. Fühime. El fühimet el meselete olacak. Doğru. Sonra a'da mahmudun el fakir dirhemen demiş. Nasıl olacak? Doğru diye. Bu ne alır? İki meful alır kendisine. Fehime bir meful alır. Doğru bakın. Kütübe bir meful alır. Ama celeset diyor. Oturdu. Celesi lazım fiil. Kendisine meful almaz ki celese. Celese lazım fiil olup kendisine meful almayacağı için o zaman cevabımız A olacak. Çünkü cüriset demiş. Yanlış. Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet. Bu utiyel fakirun de fakirun ayrı fail oluyor değil mi? Şimdi hani iki mefulden birisini evet. Alıyor ya. Ayrı bir fail oluyor evet. Aynen. Tamam teşekkür ederim. Şimdi hangisi mebni değildir demiş. Şimdi in şunu açayım aslında. İn ma. Buradaki in işaretiye ma ne? Hani in ma'yı açtım ya. İn ma tedribenle şahit vurursan. İn işaretiye ma ne? İn ma terayinle.
İmmâ tedribenne. Bunlar hep ayet-i kerime ya, imma terayenne. İnne ma toplanırsa ikinci gelen zaittir. Çünkü ma'mız zait. Ve fiil-i muzariye nunu müşeddede bitiştiği zaman da başına şart edatı da gelecekse o zaman bu ma'yı zaitin gelmesi vaciptir. Hani tedribenne mesela nunu müşeddede gelecek. Ve in şartiye de gelecek. Şayet vurursan kesin. O zaman böyle, yani şöyle bir şey olamaz. İn terayinne. Olmaz. İmma terayinne diyeceğiz. Ma'nın gelmesi vacip. Peki bu mebni midir? Fiil-i muzari mureb. Nunu müşeddede bitişmiş. Mebni midir? Fiil-i muzariye nunu müşeddede bitişince ne oluyordu? Mebni oluyordu değil mi? Ama nerede? Müfredat-ı hamsede 5 fiilde. Ensuru, nensuru, yensuru, tensuru. Bunlar da mebni oluyordu. Diğerlerinde şey, mureb. Yani mesela tensuruneye nun bitişse siz yardım ediyorsunuz. Refale nunun sabit olmasıyla olur. Bu da mesela tedri imma tedri benne mi diyor bu? Ha tamam. İmma tedri benne bu ne? Müfret değil mi? Müfret olduğu için feta üzerine mebni diyelim buna. Yani müfredat-ı hamse feta üzerine mebni diyorduk. İrzai kelimesi bu da mebni. Emri hazır. Sen bayan razı olman aslında. Emri hazır. Peki emri hazır ne üzerine mebni? Cezim hali neyse onun üzerine mebni. İrzai müfret müennes. Cezim hali nunun düşmesiyle. O zaman mebniyün ala hatfin nun diyoruz burada. Bu da mebni yani. Lem yer mi? Bu mebni mi mureb mi? Lem yer mi? Fiil-i muzari. Fiil-i muzari mureb'tir. Peki lem yer mi neyle mureb? Meczumun bir hasfil akir. Sonunun hasfiyle mebni. Ama mureb yani sonunun hasfiyle meczum. Yani şurada bir yağ var idi. Yağı hasfettik. Nâgız fiillerin cizim alameti sonunun düşmesidir. Dolayısıyla burada lem yer mi de aynı şekilde mureb oldu. O zaman cevabımız C olacak. Hangisi mebni değildir demiş. Mebni değil bu. Meczumun ala hasfil akir yani meczum şeydir. Mureplik alametidir. Len yef'alle nunu müşeddede yani nunu nisve var burada da. Len yef'alle de nunu nisve. Nunu nisve bitişen fiil-i muzari her zaman mureptir. Mebni'dir. Sükun üzerine mebni. Yef'alle nunu nisve bitişen fiil-i muzari sükun üzere mebni diyoruz. O zaman bu da mebni. C mebni değil ama. Hocam A'ya biraz daha değinebilir misiniz? Biraz ne? İmma tedribenne. Hocam fiil-i muzariye müfredat-ı hamseye 5 tane müfred sika yani sonundan nun bitişmeyen yen suru bak o yardım ediyor. Ten suru o bayan yardım ediyor. Ten suru sen yardım ediyorsun. 3 etti. En suru ben ediyorum. Nensur bize diyor bakın 5 fiil. Bu 5 fiile nunu müşeddede bitiştiğinde fiili muzariye feta üzerine mebni olur. Mebni olur yani. Ama bunun dışındakilere işte yensurani, yensurune fiili muzarilerine nunu müşeddede bitiştiğinde mureb olur. Mesela örnek vereyim. Sümme letüs ellünne. Bu kelime mureb. Merfu'un bisibutun nun diyoruz. Ama hani nun yok hocam. Yani mebni değil. Refa'yı nun ile. Lafzen merfu. Mureb. Ama hani nun yok. O var orada o. Yani yok değil var. Tamam o şekilde söylüyoruz. Dolayısıyla efale hamsenin diyeyim. Efale hamse yensurani. Tensurani. Tensurune. Tensurine. Bunların refalleri hep nunun sabit olmasıyla diyoruz. Kendisine nunu müşeddede bitirse bile. Peki şuraya gelelim 17. soruya. Ne demiş burada? Altı çizili kelimelerin hangilerinin irabı harfledir demiş. Ca'e geldi zü esmayı sitteden. Değil mi? Ehuke, hemuke, enuke. Zü malin refali vav ile. Hangilerinin irabı harfledir? Evet bu vavla harf. Ca'e geldi kiler racüleyn. Buranınki ne sizce? İrabı buranın. Sizce nasıl? Harfle mi yoksa neyle? Elif. Bakteridir hocam. Harfledir.
Evet, var mı başka bir şey söyleyecek? Feta ile hocam. Başka? Tak diyen değil mi hocam? Hareket. Bakın bu da önemli. Buyurun hocam. Yani, tesni hocam normalde izafetten olmuyor mu? Zamire şöyle izafe hocam olması lazım. Kila daha mı? Aynen, güzel. Kila var ya hocam. Kila. Ca geldi. Kila radyon iki adam. Kina'nın irabı tesniyen irabıdır. Ref hali elif ile, nas ve cerali ya ile. Kila da bu. Tamam. Ama şu ayrıntı var. O irabı alabilmesi için kendisinden sonra zamir gelmesi gerekiyor. Yani kila hüma olsaydı tamam, o zaman tesniyen irabını alırdı kila. Ama kendisinden sonra eğer zamir gelmez de isim gelir ise o zaman 3 halde de takdiri irab alır. 3 halde de takdiri irab alır ve harekeyle iraplanır, harfle iraplanmaz. Yani tesniyen irabını alsaydı refal elifle, o zaman harfle iraplanacak. Elifle. Elif yazayım şöyle. Ama burada o şart neydi? Tesniyen irabı için kendisinden sonra zamir gelmesi gerekiyor idi. Burada isim gelmiş raculeyni. O zaman ne oluyor burada? Kila harfle iraplanıyor. Ve üç halde de takdiri. Yani ca'e geldik, kila takdiren merfu. Ra'aytu kila takdiren mensup. Merartu bi kila takdiren mecrur. Yani burada harekeyle iraplanıyor. Harfle değil. Hocam ca'e o gel- zaman hangi kategoriye girmiş oluyor? Tesniye olmuyor da yani neye göre harfle iraplanıyor hocam? Yani müfret musarif durumuna mı düşüyor hani gibi? Hocam yani takdir, evet, müfret musarif yani tazdur halindeki müfret musarif ne düşüyor? Tamam hocam. Ca geldi isna aşara. Bu isna'yı da hep soruyorlar hocalarım. Bakın normalde 11'den 20'ye kadar olan sayılar fetha üzerine mebni. Ama isna'nın şu cüzü tesliyen irabını alıyor dedik. İsna aşara. İsna onun önemli yani istisnai bir durum. Dolayısıyla bu da ref halinde elif ile harfle yani. Buna da yazayım 2. Ca'e geldi ellezine darabtuhum. Senin vurduğun kişiler geldi. Bu neyle bunun irabı? Evet. Ellezinin irabı neydi? Mahalledir hocam. Mahalle irabı alır. Yani ya ile mi alıyor yoksa mahalle mi alıyor? Mebni oldu. Mahallen alır hocam. Mebni değil mi? Mahallen değil mi? Mebni yani harfle değil de bu da. Mebni harfle değil. Bu durumda o zaman ne oluyor cevabımız? Bize neyi sordu? Hangisi harfle iraplanır? Bir. Ca isna aşara. Üç. Bir üç. Ellezine bakın harfle iraplanmaz. Hangisi demiş? Müşterek bir sigadır. Bakın onu da yine sordu. Müşterek siga neydi? Sondan önceki harfi bilemiyoruz. Buna hocam çok özür diyordu. Diliyorum. Bir şey sorabilir miyim? Evet. Bir öncekinde o kilayı şimdi biz takdiren derken takdiren elifle mi diyeceğiz? Takdiren fetayla mı diyeceğiz? C kila racüleyni derken kila refali. Hocam, takdiren elif mi? Takdiren feta mi? Hocam mesela takdiren merfu diyeceğiz hocam. Hani elifle diye bir şey olmaz yani. Hani elifle takdiren elifle diye değil. Takdiren merfu. Yani hocam damme ile merfu öyle söyleyeyim. Refali takdiren damme. Hani takdiren elif yok. Öyle bir şey yok. Yani harfle değil abi onu söyledik. Peki muhtar lafzı sondan önceki harfi bilemiyorsak burada ne oluyor o zaman? Hem isim faili olabilir hem de isim meful olabilir. Sondan önceki harfi bilmeye bağlı bu. Sondan önceki harf feta ise isim meful. Sondan önceki harf kesra ise isim fail. Bakın bunların hepsini de bilebiliriz değil mi? Ama muhtar lafzını bilemeyiz. Aslı bunun neydi? Muhteyi miydi şurası? Şu yi miydi? Yoksa ye miydi? Kesralı mıydı? Feta mıydı bilemeyiz. Çünkü elife kaybolmuş muhtar lafzı. Yani bakın böyle görürseniz yani sondan önceki harf elifli görürseniz veya sondan önceki harf şeddeli olursa bakın şeddeli. Tamam mı? Şeddeli olursa. Mesela işte yazdım. Müncabin yazdım mesela. Müncabin. Bakın şeddeli. Bu ne oluyor? Sondan önceki harfi bilemiyoruz. O zaman isim fail mi? İsim yapımı mı? Bilemiyoruz.
Muzar müfret müennes sigası hangisidir demiş. Buna ilal yapalım. Tensurune, tensurine yani ter e yine değil mi? Ter ter e yine. Oldu bakayım. Ten su rine. Ter e yine. Evet, nasıl yapacağız bunu şimdi İranlı? Ter ter e yine. Yapalım şimdi. Ter e yine. Ter e yine. Değişik bir an oldu ya. Ter e yine. Hocam Hemze'nin ma kabli sayı sakin olduğu için mi naklediyorduk herhalde? Şöyle hocam. Hemze'nin eğer öncesi sakin olur ise Hemze'nin harekesinin öncesine veririz. Kural bu. Mesela bir örnek daha vereyim. İs-el var ya, is-el. İs-el. İs-el emir değil mi? İs-el i'lem gibi. Bakın emir, sor demek. Kural neydi? Hemzenin harekesi olup öncesi de sakin olursa Hemzenin harekesini öncesine veririz. Şuraya verdik yani, bakın Hemzenin harekesini. Şuraya verdik. Bu sefer şu Hemze sakin kaldı. Sakin kaldı Hemze. Bu sefer şu Hemze bakın sakin. Hemze sakin. Lam da sakin. Arapçada kuralımız vardı. İki tane sakin toplandığı zaman da birisi gider. Şu gitti. Bu sefer ne oldu? İsel oldu. Şu Hemze'nin gelme amacı sin okumuyor diye. Sin şu anda okunduğu için Hemze gider. Geriye kaldı sel. Yani diyor, hani var ya ayette sel beni İsrail'i diye. Demek ki sel de caiz, isel de caiz. Sor. Burada da böyle Hemze'nin öncesi sakin olduğu için Hemze'nin hetasını ra'ya veriyoruz. Verdik. Ne oldu? Şunu sileyim. Tera oldu. Şöyle bakın. Tera oldu. Ama Hemze'nin fethası sakin oldu bu sefer. Şöyle oldu. Sonra bir kural daha var. Arapçada Hemze'nin düşmesi caizdir. Yani nasıl diyeyim? Hemze düşer. Düştü. Hemze'yi attık. Ra'a, yera var ya, orada Hemze düşüyor. Tamam. Hemze de düştü. Şimdi geriye ne kaldı bizim? Bir bakalım. Şu gitti. Tera yine kaldı değil mi? Tera yine kaldı. Bakın hem düştü. Tera yine. Şimdi diğer bir kural daha vardı. O neydi? Ya harekeli olup makabili fethi olursa ya herife kalbederiz. Kalbettik. Tera yine oldu. Şurası zaten şey. Sonra bir diğer kural devreye girdi. Ya ile elif iltikai sakine oldu değil mi? Ya ile elif iltikai sakineyin oldu. Bu durumda iltikai sakine, iki tane sakin toplaması caiz değildir. Şu elifi attı. Onu da atalım. At abi. Allah komple hepsini attı. Dur bir 60 halini göstereyim. Yani onu da attık. Şöyle oldu bakın. İmma terayi kaldı. Bir de şurada neyen kaldı? Ya var şurada bir. Peki bu ya'ya niye sükun veriyoruz? O da şu kuraldan dolayı. Ya ve vav'ın öncesi ra olursa ya sükünlenir. Ne oldu? Terayine. Hani cevap? Terayine. Tamam mı? İmma terayine desin var ya. Yani cevabımız bunun terayine olacak. Peki son soruyu da yapalım. Bakalım. Radiye fiilin mazi ve muzarisinin cem-i müzekker ile muzari müfret müennes sigasının ilali, ilal edilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? İlal edilmiş. Radiye fiilinin mazi ve muzarisinin cem-i müzekkeri ile. Mazinin muzarisi ne olur? Yani cem-i müzekker. Radı olur değil mi? Hemen yazalım. Radiyü. Radiyü diye yazdık buraya. Burada nasıl bir kural var? Şöyle bir kural var. Kesradan dammeye, dammeden keseye geçiş ağır olur. Bakın radiyü kesra var. Dammeye geçiş ağır. O zaman burada şu za'yı
sakin bırakıyoruz. Bırakalım. Sakin bıraktık dahi. Sonra diğer bir kuralımız, Arapçada illetli harfte harike olup da öncesinde olmazsa ne olur? İlletli harfin harikesini önceki harfe veririz. Yani şu dammeyi de la'ya veriyoruz. Ne oldu bu sefer? Radu oldu. Ya sakin, av da sakin, ya'yı da attık, radu. Bu radu ne? Cemi müzekker. Nasara, nasara, nasaru. Radiye, radiye. Var ya orası radu oluyor işte. Cemi müzekker raduymuş. Onu bulduk. Sonra Cem Zekeri ile Muzari Müfret Müennes sigası. Muzari Müfret Müennes. Bir kere şunları bir atalım. Radıyu olmaz. Radıyu da olmaz. Burada şimdi niye şey de soruyor bize. Yerdav neyi de soruyor. Onu da bakalım. Yerdayu, yerda yani, yerdayu ne yazalım. Yer Zayune Yerda Yerdayune diye yazdım buraya da. Örtüyüm, ses geliyor. Yerdayune. Bunu nasıl olur icabı? Ya'nın öncesi fetha olduğu için ya'yı elife kalbettik. İtikai sakininden vav sakin, ya da sakin, ya'yı da attık. Sonra vav'ın öncesi de fetha olduğu için vav'a sükun koyduk. Ne oldu? Yerdavne. Yani yerdavne olacak. Radu yerdavne. D'ydi yanlış. Direkt min geriye ne kaldı? Radu yerdavne tardayne. Ama burada müfret müennes diyor. Tamam, tardayne zaten müfret müennes. Tamam. Cevap B olacak yani. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.